Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 8. günde polinom konu özetini yaptık bir önceki videoda. Ve şimdi ise sırada polinom tekrar soruları mevcut. 21 tane birbirinden güzel polinom sorusu çözeceğiz sizlerle birlikte. Ve videonun sonunda da seni ödevlendireceğim. Ödevlerini yaptığın takdirde ve bu videoları da izlediğin takdirde polinom namına herhangi bir derdin kalmayacak. Tüm TYT AYT matematik konularını bu şekilde ele alıp bu şekilde götürüp seni zirveye yaklaştıracağız arkadaşım. Şimdi ödeviniz 40 soru serisi TYT matematik video soru kitabından olacak. Birbirinden güzel, tamamı ÖSYM tadında 40 tane soru var içerisinde ve gençler yapacağınız ödevin içeriğinden bahsediyorum. Yoksa 40 tane polinom sorusu yok kitabın içerisinde. Bu kitabın içerisinde problemler hariç tüm TYT matematik konuları 40'ar soruyla ele alınmış problemler kaynağı içinde sevgili arkadaşlarım içerisinde 320 tane problem bulunan 40 soru serisi problemler video soru kitabı ve AYT e konularına geçtiğimiz takdirde de 40 soru serisi AYT e matematik video soru kitabından ilerleyeceğiz sevgili arkadaşlarım bilginize. Abone olduysanız videoyu beğendiyseniz ücretsiz pdf'inizi açıklama kısmından ücretsiz bir şekilde indirebildiyseniz sevgili arkadaşlarım ne mutlu size geçebiliriz dersimiz. Evet ilk sorumuzla bir başlayalım bakalım. Burası bizim ilk sorumuz aynen şimdi devam. Diyor ki bana px eşittir x kare eksi 8 çarpı x üzeri 4 artı 9 bu polinomla ilgili derecesi 2 midir hocam? Hemen en baştaki sana dereceyi vermiyor. Bir bak yani polinoma tamam mı? Bak burada 4 var. Demek ki bu polinomun derecesi 4. Gitti abi bu. Sabit terimi 9 mu? Yani x'siz terimi 9 mu? Evet 9. Baş kat sayısı 1'dir demiş. Baş kat sayı en yüksek dereceli terimin baş e, kat sayısıydı. Dolayısıyla eksi 8'dir 1 değildir. O halde bu da gitti. Cevabımız yalnız 2 olacakmış. Devam x kare artı x üzeri 6 eksi n artı x üzeri n eksi 2 artı 1 ifadesi bir polinom belirttiğine göre n'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır diye sormuş. Doğal sayı değerlerinden bahsetmiş. Polinomlarda x'in kuvvetleri biliyorsun doğal sayı olmak zorundaydı. Bundan kaynaklı ben diyorum ki 6 eksi n sıfırdan büyük veya eşit olmalı ve n eksi 2 de sıfırdan büyük veya eşit olmalı diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Burada n küçük veya eşit 6. Burada da n büyük veya eşit 2 gelir. Yani n'nin alabileceği doğal sayı değerleri burada 2 var, 3 var, 4 var, 5 var ve 6 var. Toplamda sevgili gençler 5 tane doğal sayı değeri vardır. N'nin alabileceği cevap C şıkkıdır. Devam ediyorum sağ üst tarafla. 5x artı 4'ün kübü. Eşittir ax küp artı bx kare artı cx artı d eşitliği veriliyor. Buna göre b artı d eksi a eksi c işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor bana. Şimdi ben bunun küpünü e, açabiliriz. Yani ben burada 5x artı 4'ün küpünü açarak bir açılım bulurum. O açılımı bulduktan sonra da x küpün katsayısı a'dır. x karenin katsayısı b'dir. x'in katsayısı c ve sabit terimde d olmak üzere a, B, c, d'yi elde edebilirim. Lakin bunu yapmaya lüzum yok. Çünkü çünkü ben burada eksi a eksi c artı b ve artı d'yi tek seferde elde edebilirim. Bunu nasıl yaparız? X gördüğümüz yere eksi 1 yazarak. Bak şimdi şu tarafta x gördüğün yere eksi 1 yaz. Eksi a artı b eksi c ve artı d gelir. Yani buranın aynısı gelir. E sol tarafta da ayıp olmasın x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazarsak 5 kere eksi 1 eksi 5 4 ekledim eksi 1 küpü eksi 1 yapar. Demek ki bu işlemin sonucu eksi 1'in ta kendisiymiş. Doğru cevap a şıkkı olur gençler. Devam. Bir diğer soru. Px eksi 1 eşittir falan filan polinomu verilmiş. Px polinomunun katsayılar toplamı. Hemen ne yazıyoruz x gördüğümüz yere 1. Nerede? İşte burada. O halde p1 kaçmış arkadaşlar? 6'ymış olduğuna göre Px-2 -2 polinomunun sabit terimi. Sabit terim denildiği zaman x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Onu da burada yerine yazıyoruz. Bizden istenen neymiş? P-2 kaçtır? Pekala P1'in 6 olduğunu neden vermiş bize buradaki A'yı hesaplayabilelim diye. Peki ben P1'i bulmak için X gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? 2. O halde yazalım. P1 eşittir. X gördüğümüz yere 2 yazıyoruz unutmayın. 2'nin küpü 8 eksi 2'nin karesi 4 eksi 5 ile çarptım 20 geldi. 6 kere 2 artı 12 yaptı ve artı A'mız var. Bu da kaçmış? 6'ymış. Bak şimdi buraya. Artı 8 artı 12 artı 20 yaptı. Eksi 20 ile birbirlerini yediler bitirdiler. Daha sonrasında elimizde ne kaldı? A eşittir 6. A 6 ise geldim burada yerine yazdım. Bizden P eksi 2 isteniyordu. Ben P eksi 2 elde edebilmek için X gördüğüm yere bu sefer eksi 1 yazmalıyım. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 yapar. O halde P eksi 2 dedim eşittir. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in küpü e, hocam eksi 1. Eksi 1'in karesi 1'dir. Eksi 5 ile çarparsam eksi 5 gelir. Eksi 1 kere 6 eksi 6 yapar. Ve artı bir de 6'mız var. Bununla bu gitti. Doğru cevap neymiş? Eksi 6'nın ta kendisi. Yani cevabımız A şıkkında verilmiş gençler. Devam. Bir diğer sorumuz. Ne diyor bakalım? P0 sıfırdan farklı. PQR polinomları ile alakalı bilgiler verilmiş. Px, Rx çarpı Qx artı 1'e eşitmiş aynı zamanda. Rx polinomunun sabit terimi. Yani ben x gördüğüm yere burada 0'ı yazarsam R0'dan bahsediyor. Şimdi R0 demiş. Px polinomunun sabit teriminin yani P0'ın 1 bölü 5'iymiş. Yani ben bunu 5'e bölersem R0'ı buluyormuşum. Olduğuna göre Qx polinomunun kat sayılar toplamı soruluyor. Yani Q1 soruluyor bize. E hocam şimdi şöyle bir durum var. Ben burada x gördüğüm yere 0 yazarsam şu ikinci verilen eşitlikte bak ne oluyor. P0 eşittir. R0 çarpı Q1 oluyor. Değil mi? Evet. E şimdi ben R0'ın P0 bölü 5 olduğunu bilmiyor muyum? Evet biliyorum. O halde P0 eşittir. P0 bölü 5 çarpı Q1 dedim. Şimdi burada P0'ın 0'dan farklı olduğu bilgisi verilmiş. Bu ne için veriliyor? Bunları sadeleştir diye veriliyor. Burada 1 kaldı. 5'i 1'in yanına fırlatırsam Q1 eşittir. 5 kere 1'den 5 gelir. E zaten bizden de Q1 isteniyor demiştik. Demek ki cevabımız 5'in ta kendisi olacakmış. Evet böylelikle ilk sayfayı bitirdik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim ikinci sayfamızdan. PA eşit 0 eşitliğini sağlayan A sayısına PX polinomunun sıfırı denir. Pekala. PX ve QX polinomlarıyla alakalı PX'i bize vermiş. Bak PX neymiş hocam? X eksi 2 çarpı X artı 2'ymiş. QX polinomu da PPX'miş. Şimdi dur orada bir dur bir dakika. Ben bunu bu şekilde çarpanlarına ayırdım ya vazgeçiyorum ondan şunu yapacağım ppx demek x gördüğümüz yere x kare eksi 4 yazmanın aynısıdır. x kare eksi 4'ü yazdım. Karesini aldım ve eksi 4 dedim. İşte sevgili arkadaşlarım bu bize ppx'i yani aslına bakarsan qx'i verecek. Buna göre qx polinomunun kökleri bunlardan hangileridir diye soruluyor. E şimdi hocam ben burada şunu yaparım. Burada x kare eksi 4'ün karesi var. Burada 2'nin karesi var. O zaman ben bunu 2 kare farkıyla açarım. Yani şu şekilde x kare eksi 4 eksi 2 çarpı x kare eksi 4 artı 2 derim. Bu bana qx'i verir. Biraz düzenlersem x kare eksi 6 çarpı x kare eksi 2 bana qx'i vermiş olur. Şimdi ben qx'in köklerini bulacaksam bunu sıfıra eşitlemeliyim. Buradan x'lerimiz ya kök 6 ya eksi kök 6 gelir. Buradan da kök 2'ye eksi kök 2 gelir. Şıklarımıza bakıyoruz. Kök 6 mevcut, kök 2 mevcut ama sıfır yok. Demek ki cevabımız B şıkkı olacakmış. Evet bir alttaki sorumuza düşüyoruz. Px polinomunun x kare artı 2 ile bölümünden elde edilen bölüm x kare artı 1. Dur şimdi bir dakika. Px polinomunu adam gitmiş bak neye bölmüş? x kare artı 2'ye bölmüş. Bölüm x kare artı 1 gelmiş. Kalan da 2x eksi 1 olmuş tamam mı? E buna göre diyor Px polinomunun katsayılar toplamı yani P1 bizden isteniyor. E hocam ben Px polinomunu şu şekilde elde edemez miyim? Bunda bunu çarparım. Yani x kare artı 2 çarpı x kare artı 1 üstüne de kalanı bir güzel eklerim. Ekledikten sonra p1'i rahatlıkla bulabilirim. p1 sevgili arkadaşlarım 1'in karesi 1 2 ekledim 3 geldi. 1'in karesi 1 1 ekledim 2 geldi. 2 kere 1 2 1 çıkardım 1 geldi. E burası kaç? 6. 6'ya 1 eklersen doğru cevap ne gelir? Tabii ki de 7'nin ta kendisi o halde cevabımız b şıkkı olur. Px polinomunun baş katsayısı 4 olan 3. dereceden bir polinommuş arkadaşlar. P1 P-1'e bu da P2'ye bu da 0'a eşitmiş. Yani 1 diye bir köküm var. Eksi 1 diye bir köküm var. 2 diye bir köküm var. Baş kat sayımda 4'tü unutmayalım. Şimdi o zaman Px polinomunu 4 çarpı 1 diye bir köküm varsa x eksi 1 diye bir çarpanım vardır. Eksi 1 diye bir köküm varsa x artı 1 diye bir çarpan ve 2 diye bir köküm varsa x eksi 2 diye bir çarpanım mevcuttur. İşte size Px polinomu karşınızda. Bana diyor ki P x eksi 2 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani hocam şurada x gördüğün yere 5 yazacaksın. Nerede? İşte burada yazarsan ne soruluyormuş? P3 soruluyormuş. E madem P3 soruluyor artık x gördüğüm yere ben 3 yazacağım. 4 çarpı 3'ten 1 çıktı 2. 3'e 1 ekledim 4. 3'ten 2 çıktı 1 geldi. Ve böylelikle 4 kere 4 16 çarpı 2'den doğru cevap 32'nin ta kendisi oldu. 1'i saymadım farkındaysan etkisiz eleman cevap C şıkkı olacaktı. Evet sol sütunu bitirdik. Sağ sütundayız artık. Devam edelim. Px polinomu. Dördüncü dereceden bir polinommuş. P1, P2'ye bu da P3'e eşitmiş. Hepsi sıfırmış. O zaman benim 1 diye, 2 diye ve 3 diye köklerim mevcut. O halde x eksi 1 diye, x eksi 2 diye ve x eksi 3 diye çarpanlarım da mevcuttur. Px polinomunun sabit terimi 6'dır demiş. Yani P0 eşittir 6'ymış. Px polinomunun x eksi 5 de bölümünden kalan 6 ise ben x gördüğüm yere 5 yazarsam şurada demek ki p5 bu da 6'ymış. E şimdi hocam px polinomu bir baş kat sayısı olacak a çarpı x eksi 1 diye bir çarpanımız var. x eksi 2 diye bir çarpanımız. x eksi 3 diye bir çarpanımız var ama 4. derecedendi. O halde bir tane de x eksi b diye bir çarpanımız olsun. Kabul mü? E şimdi bana şunu niye vermiş p0'ın 6 olduğunu? E p0 yerine yaz ki a ve b arasındaki ilişkiyi bul. P0 eşittir A çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 dedim ve çarpı eksi B dedim. Bunları çarparsam ben şu eksiyle bu eksi bu eksiyle bu eksi birbirini artı yapar. Sonrasında ise 2 çarpı 3'ten 6 çarpı A çarpı B bak 6 çarpı A çarpı B bize neyi verecekmiş 6'yı. O halde A çarpı B kaçtır 1 bu güzel. Şimdi ise P5'in 6 olduğu bilgisini kullanarak P5'i bulalım. P5 eşittir. A çarpı 5'ten 1 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı 2. 5'ten B çıktı. Şuraya 2 yazdım. 5'ten B çıktı. 5 eksi B geldi. Tamam bu da neymiş? Hocam bu da P5 de 6'ymiş. Aa çok güzel tamam. Şimdi hocam şöyle yapıyoruz. İyi dinle beni. Burayı dağıtırsam 2 kere 3 6 çarpı 4 24 A çarpı 5 Eksi 24 AB dedim eşittir 6'ymış. Ben A'yı bulurum. Nasıl? Çünkü AB 1'di. Burası eksi 24. Karşıya attım 30 geldi. Yani 24 çarpı A çarpı 5 bana neyi verecekmiş? 30'u verecekmiş. Tamam. Her iki tarafı 6'ya bölersem 20 A eşittir 5 olur. A buradan kaç gelir? 1 bölü 4'ün ta kendisi. E tamam bizden istenen neydi hocam? P2x polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan. Yani diyor ki x gördüğün yere 3 yaz ve P6'yı bul diyor. E şimdi ben burada P6'yı bulacaksam yerine yazarım. Dedim ki A neydi? 1 bölü 4 çarpı 6'dan 1 çıktı 5. 6'dan 2 çıktı 4. 6'dan 3 çıktı 3. Ve B'yi kaç bulmuştum ben? Şimdi A 1 bölü 4 ise... B ile çarpıldığı takdirde 1'i verecekse bu 1 bölü 4 ise bu 4'tür. Demek ki burası 4'müş. 6'dan 4 çıktı 2. Burada da 4 ile 4 sadeleşirse 2 kere 3 6 kere 5'ten doğru cevap 30 gelir. Yani cevabımız D şıkkıymış. Gördüğün gibi sadece işlem kalabalığı ve doğru hamleyi doğru zamanda yapabilmek. Biraz düşününce zaten her şeyi işlem yapmaktan korkmuyorsan, işlem yapmaktan çekinmiyorsan, üşenmiyorsan yaparsın. Tamam. Devam edelim bir diğer soruyla. Tam, tam olarak ÖSYM tarzında bir soru. ÖSYM'in sevebileceği türden bir soru. PX bir polinom olmak üzere. P2 ile P4'ün toplamı 6, P4 ile P6'nın toplamı 11, P6 ile P2'nin toplamı da 17 olduğuna göre Px polinomunun çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi hocam şöyle bir şey yapalım biz. Burada ben şunla şunu toplarsam P2 artı P4 artı P6 artı P2 eşittir. Ne olur arkadaşlar? 6 ile 17'nin toplamından 23 olur. Dikkat ettiysen P4 ile P6'nın toplamının ben 11 olduğunu zaten iyi biliyordum. O halde P2 ile P2'nin toplamı bana 12 verir. Yani arkadaşlar P2 dediğimiz şey kaçmış? 6'ymış diyebiliriz. Şimdi Px polinomunun çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuştu. P2 6 ise P4 0'dır. Aaa güzel güzel. Şimdi P4'ün sıfır olduğunu bulduk ya demek ki bizim x eksi 4 veya bunun katı olacak şekilde bir çarpanımız mevcutmuş. E bunun katıysa 4 parantezini al bakayım buraya bak ne geldi? x eksi 4 geldi cevap a'ymış. Bunun öyle bir çarpanı olmayabilir olabilir diye sormuş bize. Bunda x eksi 4 çarpanı yok. E bunda da yok. E bunda da yok demek ki cevabımız a şıkkı olacakmış. Geçtim bir diğer soruya. Başkat sayısı 2 olan 3. dereceden bir px polinomuyla ilgili x eksi 2, x eksi 4 ve x eksi 5'te bölümünden kalan k oluyormuş. Şimdi px polinomunu yazıyorum. Bir baş kat sayısı vardı 2 idi. Dolayısıyla 2'yi yazdım arkadaşlar buraya. 2 çarpı 3. derecedendi. Buna 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 bölümünden kalan k oluyorsa x eksi 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 5 yazdım. Bir de artı k'mız var dedim. Çünkü kalanımız k oluyormuş. Ve P, x eksi 2 polinomunun da katsayılar toplamı 1'miş. Katsayılar toplamı dendiği zaman x gördüğümüz yere 1 yazmıyor muyduk? Nerede polinomda? Yaz yerine p eksi 1 geldi. p eksi 1 kaçmış arkadaşlar? 1'miş. O halde hayırlı uğurlu olsun. Ben p eksi 1'i burada yerine yazarım. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 eksi 3 yapar. Eksi 1 eksi 4 eksi 5 yapar. Eksi 1 eksi 5 eksi 6 yapar. Ve artı bir de k'mız vardı. Bu da kaçmış? 1. Şimdi geldim şuraya. Burası kaç yapar hocam? Hocam burası şu eksiyle şu eksi gider. 5 kere 6 30 6 kere 30 da 180 verir bize 180 tabi eksi 180 Ben buna k ekleyince ne geliyormuş 1 O zaman k 181'in ta kendisidir Bizden k isteniyordu cevabımız D şıkkı olacaktı Evet artık bu sayfayı da bitirdik Umarım senin de sayfan bu şekilde Dolu doludur dedik ve Devam edelim arkadaşlarım Burada iki sayfamız daha mevcut Çünkü Evet neler diyor bakalım soruya. Px eksi 1 polinomunun kat sayılar toplamı 6'dır denmiş. Kat sayılar toplamı dendiği zaman x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Yerine yazdım. P0 geldi. P0 kaçmış? 6'ymış. Bu cepte. Devam. Diyor ki Px karenin derecesi 6'dır. E şimdi Px karenin derecesi 6 ise kimse kusura bakmasın. Der Px yani Px'in derecesi sevgili arkadaşlarım 3'ün ta kendisidir. P(x) 3. derecedenmiş ve P1 ile P-1'in toplamı da 14'müş. Bizden istenen P5 ile P-5'in toplamı kaça eşittir diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben katsayılar toplamını biliyorum. Yani P0 burada 6'ymış. P(x)'in 3. dereceden olduğunu biliyorum. Bir de ekstradan P1 ile P-1'in toplamının 14 olduğunu biliyorum. E hocam ben burada şunu yapabilir miyim? 3. dereceden bir polinom var elimde. Mesela ben bu 3. dereceden polinomu şu şekilde ifade edebilirim. Örnek veriyorum. Ax küp artı bx kare artı cx artı d biçiminde ifade edebilirim. Ben burada p0'ın 6 olduğunu biliyorsam üstelik d'yi de buradan silerim ve giderim 6 yazarım hocam. Çünkü p0 6 ise sabit terim 6'dır. Pekala daha sonrasında 3. dereceden olduğunu kullandım. P0'ın 6 olduğunu kullandım. Şimdi geldim buraya. P1 ile P-1'in toplamı 14'müş. Hemen P1'i buluyorum. P1 dediğimiz şey eksi değil 1 yazıyorum. A artı B artı C artı 6'dır. Hemen gelelim bir de P eksi 1'i bulalım gençler. Eksi A artı B eksi C artı 6 yapar. Şimdi bu ikisini toplamış bu adam. Bu ikisini toplayınca artı A ile eksi A gider. Artı C ile eksi C gider. 2B artı 12 gelir ki bu da kaçmış? 14'müş. O zaman B kaçtır arkadaşlar? B 1'dir. Bu cepte benden istenen de P5 ile P-5'in toplamı kaçtır? Şimdi o zaman güzel arkadaşlarım. Gelin bir güzel x gördüğümüz yere bir 5 yazalım bir de eksi 5 yazalım bir toplayalım bakalım neler gelecek. 5'i yazarsam şurada 125a artı 25b artı 5c artı 6 gelirken eksi 5'i yazarsam eksi 125a artı 25b 25'i yazamadım. 25B eksi 5C artı 6 gelir. Bunları bir güzel topla kaça eşit olur diye sormuş bize. E burada artı 125A ile eksi 125A birbirini götürmez mi? Götürür. Artı 5C ile eksi 5C de birbirini götürür. Toplarsam 50B artı 12 gelir. E ben B'yi 1 bulmuştum. Yaz yerine 50 artı 12 Cevap neymiş? 62'nin ta kendisi. Yani cevabımız D şıkkı olacakmış. Güzel soruydu. Devam. A, B, C, D birbirinden farklı asallar. X de 5'ten büyük veya eşit olmak üzere A ve B sayıları yukarıda gösterildiği gibi asal çarpanlarına ayrılmıştır. Tamam. A sayısının pozitif bölen sayısı Px'i, B sayısının pozitif bölen sayısı da Qx polinomunu veriyormuş. E şimdi o zaman A sayısının pozitif bölen sayısı Px'i ben nasıl ifade ederim? Üstlerini bir artırıp çarpmıyor muydum? Hadi artıralım. x 1 çarpı x artı 3 çarpı x artı 1'dir. E, Qx de e, neyi veriyormuş? B sayısının tam bölen sayısı. Bak tam bölen sayısı pozitif değil. O halde 2 çarpanı olacak. 2 ile çarpıyordum tam bölen sayısında biliyorsunuz. Pozitif bölen sayısının 2 katı kadar tam böleni oluyordu. Şunu 1 artırıyorum. X, x artı 1'i 1 bir artırdım. X artı 2. Sonra x'i 1 artırdım. X artı 1 geldi. Tamam şimdi px'te ile Qx belli mi abi? Belli. Rx dediğimiz fonksiyon da bu ikisinin birbirine oranıymış. Ve burada R5 değeri kaçtır diye soruluyor. Yani bizden o zaman P5 bölü Q5 isteniyor. Bunları bulmadan önce X artı 1'leri bir götüreyim şöyle. Şimdi 5'i yerine yazalım. 5'ten 1 çıktı 4. 5'e 3 ekledim 8. 2 çarpı 5 çarpı 7 dedim. 2 ile 4'ü sadeleştirdim burada 2 kaldı. Üst taraf 16 alt taraf 35 olduğundan doğru cevabımız 35 30 pardon 16 bölü 35'tir yani cevap C şıkkıdır diyebiliriz gençler bak. Çok şık soruydu. Gerçekten güzel soruydu. Burada unutma ki şunu söyle, sorma bana. Hocam burada Px'i Qx'e bölünce polinom olmuyor ki deme. Zaten polinom demedim, fonksiyon dedim sırf o yüzden. Tamam mı? Onun ben de farkındayım yani. Evet gençler devam. Ne diyor soruda? Bir okuyalım bakalım. Şöyle yaptık. M ve N birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere Px polinomu x kare artı bx artı c polinomunun x eksi m ve x eksi n ile bölümünden elde edilen kalanlar sıfırdır demiş bize. Şimdi o zaman e, bu polinomun m ve n diye kökleri var. E, m ve n diye kökler var. M ile n birbirinden farklı. Demek ki birbirinden farklı kökleri var. Burada nerelere gidebilir iş? İkinci dereceden hocam bu ifade. İkinci dereceden e, ifadelerin, denklemlerin diyelim birbirinden farklı iki tane reel kökü varsa demek ki deltası da sıfırdan büyük olacaktır da diyebiliriz. Delta'yı hesaplayalım mesela. B kare eksi 4 a'sı 1 zaten 4c büyüktür 0. Böylelikle b kare büyüktür 4c de diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. Pekala. Şimdi ifadelerinden hangileri daima doğrudur diyordu. Zaten ben b karenin 4c'den daha büyük olduğunu elde ettim. Bak üçüncü öncül direkt doğrulandı. 3 doğru. Pekala. B sıfırdan küçüktür demiş. Lakin B'nin ben karesini aldığım için B hakkında yorum da yapamıyorum. Karesi her daim pozitif veya en küçük sıfır. Ama ben burada B için kalkıp da şey diyemiyorum. Yani negatiftir, pozitiftir diyemiyorum. O zaman ben daima doğrudur dediği için ikinci öncüle karışmıyorum. C sıfırdan büyüktür demiş. E şimdi B kare zaten pozitif, pozitif bir sayı. E, negatif sayılardan da büyük olabilir Pozitif sayılardan da büyük olabilir e, Sıfırdan da büyük olabilir Dolayısıyla C hakkında da ben yorum yapamayacağım Kimse kusura bakmasın 1 de gitti doğru cevabımız yalnız 3'müş Yani cevap 5 olacaktı gençler Ve devam ediyoruz bir diğer soruyla Px polinomu 3. dereceden bir polinom olmak üzere P0 ile P1'in çarpımı sıfırdan küçükmüş abi P-1 ile P0'ın çarpımı da sıfırdan küçükmüş Şimdi buna göre diyor 3 tane öncül var hangileri daima doğrudur diye sorulmuş. Şimdi ben burada bir 3. dereceden polinom fonksiyonun grafiğini acaba ortaya dökebilir miyim? Şu x eksenim bu da y eksenim olsun. x eksenini gösterdim y eksenini gösterdim. Aha da burası orijin yani 0. E şimdi bana diyor ki p0 ile p1'i çarparsan 0'dan küçük bir değer bulursun. Demek ki abi p1 ile p0 birbirinden farklı işaretlere sahipmiş. Mesela şurası 1 olsun. Örnek veriyorum. P1 pozitifken P0 negatif olabilirmiş. Yani bu fonksiyonun grafiği şöyle bir yerden geçmiş. Bak P0 negatif P1 pozitif çarptım negatif bir değer aldım. Ekstradan P-1 ile P0'ın da çarpımı sıfırdan küçükse o halde gençler eksi 1 şurası olsun diyeceğim ben. Eksi 1 demek ki pozitif yani eksi 1'deki görüntü pozitif olacakmış ki Demek ki bu da fonksiyonumuzun grafiğinin bu şekilde geçtiğini gösterir bize. Yani aslına bakarsam benim polinomumun eksi 1 ile 0 arasında 0 ile 1 arasında mutlak surette birer kökü var. Buna göre demiş 3 tane öncülümüz vardı bakalım şimdi öncüllerimize. 0 1 aralığında px'in en az bir tane kökü vardır denilmiş. Şimdi 0 ile 1 arasında gençler gerçekten de en az bir tane kökümüz var. Yani bu doğru. Şurada kökünün olduğunu göstermiştik. Eksi 1 ile 1 aralığında px'in en az 2 tane kökü vardır demişti. E 1, 2, 2 tane kökünün olduğu zaten görünüyor. Dolayısıyla en az 2 tane kökü vardır söylemi de bizim için doğru olur. P -1 ile P-1 ile P1'in çarpımı 0'dan büyüktür denilmiş. Şimdi P -1 pozitif, P art P-1 pozitif, P-1 pozitif. E, tam tersi olmuş olsaydı hocam olamaz mıydı? Şöyle bir şey. E, olurdu o zaman P-1 negatif. P-1 de negatif olurdu. Her halükarda P-1 ile P-1'in çarpımı ya ikisi de pozitif ya da ikisi de negatif olduğu için çarpımları daima pozitif olacaktı. Dolayısıyla benim üçüncü öncülüm de doğru. Doğru cevabımız E şıkkı olur gençler. Devam. Bir diğer soru ki bu soru 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından aldığımız bir soru arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyin çok güzel bir soru. Ahmet diye bir vatandaş var. Baş kat sayısı eksi 1 olan PX polinomunun grafiği aşağıdaki gibi çizildikten sonra bir kısmı silgiyle kapatıp aşağıdaki görseldeki fotoğrafı çekip arkadaşı Ece'ye gönderiyor. Şimdi silgi kalmış grafiğin üstünde. Dolayısıyla bir kısmı görünmüyor bu grafiğin. Ama bu polinomun ben 4 diye bir kökünün olduğunu, eksi 2 diye bir kökünün olduğunu ve silginin altında kalan kısmında da bir tane daha kökünün olduğunu da açıkçası görüyorum. Ece. Grafiğin görünmeyen kısmını tahmin etmek için Ahmet'ten bir bilgi daha istiyor. Ahmet Ece'ye Px polinomunun x-3 -x ile bölümünden kalanının 5 olduğu bilgisini veriyor. Şimdi x-3 -x ile bölümünden kalan diyor ya bunu sıfıra eşitlersen x kaç gelir? 3. Bu 3'ü götürdüm Px'de yerine yazdım P3 geldi. P3 kaçmış kalana eşit oluyordu 5'e eşit oluyordu. Yani Ahmet ekstra bilgi olarak P3'ün 5 olduğu bilgisini vermiş. Buna göre Px polinomunun sabit terimiyle grafikte silgi altında kalan görünmeyen 3. sıfırının toplamı. Yani x3 diyelim biz o görünmeyen sıfıra. x3 ile sabit terimi p0'dır. Bunların toplamı isteniyor bizden. Şimdi ben bu Px polinomunu bir tahmin etmeye çalışayım. Baş kat sayısının bana eksi 1 olduğu bilgisi verilmişti. Eksi 1 çarpı 4 diye bir köküm varsa x eksi 4 diye bir çarpanım. Eksi 2 diye bir köküm varsa x artı 2 diye bir çarpanım vardır. Diğer kökü bilmiyoruz. Diğer köke de x Eksi a diyelim kökümüz a olmuş olsun. Hadi x3 demiştik. X'ler fazla karışacağı için buraya a demiş olalım. Pekala diğer kökü bulmak için Ahmet'in verdiği yardımı biz de kullanalım o zaman. P3'ün 5 olduğunu biliyoruz. Demek ki x gördüğüm yere 3 yazarsam ki bu bana eksi 1 çarpı 3'ten 4 çıktı eksi 1. Daha sonrasında 3'e 2 ekledim 5. 3'ten a'yı çıkardım 3 eksi a geldi bu da kaçmış 5'miş arkadaşlar. Pekala buradaki 5 ile buradaki 5'i götürdüm burada 1 kaldı. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı 1'dir. Demek ki 3 eksi a kaça eşitmiş? 1'e. O halde a kaçtır arkadaşlar? A tabii ki de 2'nin ta kendisidir. 3'ten a'yı çıkarınca 1 kalsın diye. E şimdi demek ki benim diğer köküm neymiş? 2'ymiş. Peki P0'ı nasıl bulurum? Artık A'yı biliyorum ya 2. P0'ı da bulurum. P0 eşittir. Eksi parantezindeki eksi 1'in eksisi bu. 0'dan 4 çıktı eksi 4. 0'a 2 ekledim 2. Sıfırdan 2 çıktı eksi 2. Şu eksiyle şu eksi gitsin. Şurayı çarparsam bana 16'yı verir. Başında da eksi vardı. Eksi 16 oldu. E şimdi benden 2 ile eksi 16'nın toplamı istenmiş demek ki. Toplarsam eksi 14 gelir. Yani cevabımız D şık olur dedik. Gerçekten güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. Tam anlamıyla ÖSYM tarzında bir soruydu dedik. Ve artık bu sayfanın da sonuna geldik arkadaşlarım. Geçelim bir diğer sayfamıza. Artık son 5 tane sorumuz kaldı arkadaşlar polinomlarla alakalı ama bu kalan 5 soru da gerçek anlamda çok güzel sorular. O yüzden pür dikkat dinlemende fayda var. Başka sayısı. 1 olan 3. dereceden bak 3. dereceden diyor ha. Px polinomunun grafiğinin eksenleri kestiği bazı noktalarla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Bak bazılarını vermiş sadece. Mesela bir kökünü vermiş eksi 4. Y eksenini kestiği noktanın eksi 28 olduğu bilgisi verilmiş. Bir de M diye bir kökü varmış. Tamam M pozitifmiş yani x ekseninin -x sağ tarafında ve Px polinomunun tüm sıfırları tam sayı olduğuna göre Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan yani P2 sorulmuş bize. Şimdi ben baş katsayısının 1 olduğunu zaten biliyorum. Px eşittir dolayısıyla hiçbir şey yazmayacağım. Bir kökümüz eksi 4 ise bir çarpanımız x artı 4'tür. Bir kökümüz m ise diğer çarpanımız x eksi m'dir. Diğer kökümüze de diğer kökümüze de n diyelim arkadaşlar ve o da x eksi n olsun. Tamam çarpanı x eksi n olsun. 0'ı yerine yazınca eksi 28'den geçtiğini biliyoruz. O halde p 0'ı bulalım. P 0 eşittir 4 çarpı eksi m çarpı eksi n dedim. Bu da kaçmış? Eksi 28. Şu eksiyle şu eksi giderse 4 çarpı m çarpı n eksi 28'i verirken m çarpı n buradan eksi 7'nin ta gelir. Şükür ki 7 gibi bir sayı çıktı. Neden şükür? Çünkü 7 asal bir sayı. Çarpanı az. Demek ki burada m ile n'nin çarpımı eksi 7 ise ya bu eksi 1 iken bu 7 olacak ya bu 1 iken bu eksi 7 olacak ya bu 7 iken bu eksi 1 ya da bu eksi 7 iken bu artı 1 olacak. Ama ben m'nin pozitif olduğu bilgisini sorudan edindiğim için eksi 1'e 7'yi ve eksi 7'ye artı 1'i eledim. Yani burada m ya 1 ya da 7. O halde Px polinomu için çok fazla bir seçenek kalmadı. Px polinomumuz eğer m1 iken n-7 ise nasıl bir polinom olur hemen yazalım. Bak şurada x artı 4'ümüz vardı zaten. x artı 4 çarpı x eksi m demiş. m1 ise x eksi 1 olur burası. x eksi n demiştik. E, n eksi 7 ise burası da x artı 7 olur. Px polinomumuz ya bu ya da gençler. Px eşittir dedim. Yazıyorum. x artı 4 çarpı eğer ki m'miz 7 ise x eksi 7 olur. N'miz eksi 1 ise x artı 1 olur burası da. Tamam şimdi bizden istenen p2. Tamam p2. Tüm sıfırlarının tam sayı olduğunu biliyorduk zaten. Şimdi gelelim p2'yi bir elde edelim. Hocam p2 dediğim değer 2'ye 4 ekledim 6. 2'den 1 çıktı 1. 2'ye 7 ekledim ne geldi 9. 6 kere 9'dan burası 54 geldi. Bir de geçtim sağ tarafa. Burada da p2 eşittir. Yerine yazıyorum 6 çarpı, eksi 5 çarpı, burası da ne geldi? 2 artı 1'den 3 geldi. Çarparsam burayı da ne gelir? 3 kere eksi 5, eksi 15, 6 ile çarptım, eksi 90'ın ta kendisi geldi. Şimdi, <laughs> eksi 90 mı, 54 mü? Bizden baş kat sayısının 1 olduğu belirtilmişti. Ha, nasıl eleyeceğimize bakıyoruz şimdi. M'nin pozitif olduğunu biliyoruz, tüm sıfırlarının tam sayı olduğunu biliyoruz. Ha, şu şekilde eleyebiliriz, tamam, güzel, şimdi gördüm olayı. Hocam bana bazı kesitleri ver, verilmiş bu grafiğin de şurası eksi 4 e şurası m idi diğer köküne de n demiştik. Şimdi eğer ki ben m'yi burada 1 kabul edersem yani şurası 1 olursa diğer kökümüz neydi? Eksi 7 miydi? Şimdi benim polinomum şu şekilde gelmiş abi tamam şu şekilde gelmiş buradan da bu şekilde devam etmiş bak m'yi 1 bulmuştuk ya buradan da bu şekilde devam etmiş. E şimdi diğer kökümün doğal olarak arada bir yerde olması gerekmiyor mu karşı tarafa geçebilmesi için? Evet Bak şu harekete bak hocam sana şundan bahsediyorum. Ben buradayım şu an. Buraya geçebilmek için buradan bir yerden geçmem gerekmiyor mu? Eksi 4 ile 1 arasında bir kökümün olması gerekiyor. Ama ben diğer kökümü eksi 7 buldum. Yani diğer kök şu tarafta mıdır? Hayır. E, o halde demek ki bunu ben eleyeceğim. Yani 54 olamayacak. Diğerine baktığımız takdirde de hemen sildim. Hemen sildim. Şu benim x eksenim. Şurası y eksenim. Ben M'yi 7 kabul etmiştim yani burası 7. Bir köküm eksi 4'tü yani burası eksi 4. E bu bu şekilde geçmiş. Daha sonrasında buradan da bu şekilde yükseldiyse yine arada bir kökümün olması gerekiyor. Aradaki kök de eksi 1'dir diyor. Eksi 1 olabilir mi şu şekilde? Vallahi olur. Demek ki benim e, P2 dediğim ifadem kesinlikle eksi 90'a eşit. Yani cevabımız D şıkkı olacakmış. Hani bunu niye bu kadar ince detaylı anlattım? 54 bulan arkadaşlar varsa niye 54 değil diye çok fazla düşünmesinler. Grafiği çizdiğiniz zaman her şey net bir şekilde karşınıza zaten çıkıyor. Bir diğer sorumuz gençler. Üçüncü dereceden Px polinomunun baş katsayısı eksi 1'dir denilmiş. P1'in 2, P2'nin 3 ve P-2'nin de eksi 1 olduğu bilgisi de veriliyor. Peki Px polinomunun sabit terimi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi beni iyi dinleyin. Bunu daha önce hiç görmediniz. Hocam Px polinomu bir kere baş katsayısı sayısı eksi 1'de eksiyi koydum. 1 diye bir çarpanım yok ama x eksi 1 diye bir çarpanın olduğunu düşünebilirim. 2 diye bir köküm yok ama x eksi 2 diye. Eksi 2 diye bir köküm yok ama x artı 2 diye bir çarpanımın olduğunu düşünebilirim. Ve dikkat et. Dikkat et. 1 yazdım 2 geldi bir fazlası. 2 yazdım bir fazlası. Eksi 2 yi yazdım yine bir fazlası geliyor. O halde x'i yazıp sonuç olarak bir fazlasını almak istiyorsam ben Buraya x artı 1'in ta kendisini de yazmam gerekiyor. İşte arkadaşlarım px polinomumuz artık budur diyebiliriz. Güzel. Şimdi bunu elde ettikten sonra bizden ne isteniyor? Gerisi kolay. px'in sabit terimi yani p0 isteniyor bizden. Yazalım 0'ı yerine. p0 eşittir. Eksi, eksi 1, eksi 2, artı 2 ve artı 1. Eksi ile eksi gitti. Buranın çarpımı eksi 4, eksi 4'e 1 eklersem sonucun eksi 3 gelmesi gerektiğini söyleyebilirim. Şaşıran arkadaşlarım varsa hemen dinlesinler. Hocam mesela örnek veriyorum. P1 yerine yazdım. Şura komple gitti. Bak yerine yaz 2 geldi. P2 yerine yazdın komple gitti. Yerine yaz bak 3 geldi. Eksi 2 yerine yazdın komple gitti. Eksi 2 yerine yaz bak eksi 1 geldi. Umarım şimdi daha net bir şekilde anlamışsındır. Sonuna neden 2 artı 1 yazdığımı. Devam edelim bir diğer soruyla. Baş kat sayısı 2 iki olan. ikinci dereceden px polinomu için P3'ten P1 çıkınca 24 kalıyormuş. Buna göre Px artı 1 eksi Px eksi 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan. Yani diyor ki x gördüğün yere 1 yaz. E yazarsam P2 eksi P0'ın sorulduğunu anlayabilirim ben. Şurada geldim 1'i yerine yazdım. P2 eksi P0 soruluyor dedim. Bunun baş kat sayısı 2 idi. Ve ikinci dereceden unutmayalım. Şimdi o halde ben bu Px polinomunu şu şekilde ifade ederim. İkinci dereceden baş katsayısı sayısı 2 idi ya. 2 çarpı. Şimdi i̇kinci dereceden olduğu için x8'i a dedim. x8'i b dedim. Köklerini bilmiyorum. Ama şöyle bir şey verilmiş bana. Diyor ki p 3ten p1'i çıkarınca 24 kalıyor. E hayda benim ne yapmam lazım? Hocam çok iyi dinliyorsun beni. Ben şöyle yapacağım sana. Bu px'i bu şekilde yazmayacağım. Zaten iki türlü yazım metodu vardı. Ya bu şekilde yazıyordun ya da nasıl yazıyordun söyle bakayım. Ya da şöyle yazıyordum bak iyi dinle. Px baş kat sayısı 2 ise 2x kare artı ax artı b yazdım. Kabul mü? Kabul ettim varsayıyorum. P3'ten P1 çıkacak. P3'ü buluyorum. P3, 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım 18. Artı 3a artı b yapar. Hemen P1'i de buluyorum. P1, 2 artı a artı b yapar. Bundan bunu çıkardım. 18'den 2 çıktı 16. 3A'dan A çıktı 2A, B'den B çıktı 0. Ve çıkınca kaç kalıyormuş? 24. Demek ki buradaki 2A dediğimiz şey hocam neymiş? 16'ya ne eklersen 24 olur? 8. 8'miş. A kaçtır? A 4'tür hocam. Artık Px polinomumuz 2x kare artı 4x artı b'ymiş. Benden istenen neydi? P2'den P0'ı çıkar diyor. E tamam P2'yi bulalım hadi. Px'imiz bu artık. P2 8 artı 8 artı b'dir. P0'da e eşittir direkt B'dir. E çıkar bundan bunu B'ler gitti 8 8 16 yapar doğru cevabımız da C şıkkında verilmiştir deriz. Umarım anlaşılmıştır çünkü cidden şu son sayfadaki sorular e, soruları nereden aldığımı söylemiştim videonun başında ama yine belirteyim. 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından aldığım sorular sevgili arkadaşlarım ve ciddi anlamda kaliteli ciddi anlamda çok güzel çok tarz sorular olduğunu ben bir matematik öğretmeni olarak söyleyebilirim. Kendim yazdım diye söylemiyorum ama iyi yazarım yani. <laughs> evet gençler devam. İkinci dereceden Px polinomu her m gerçel sayısı için Pm küçük veya eşittir P5 eşitsizliğini sağlamaktadır. Peki düşünelim. Bu nasıl olabilir? Hani ikinci dereceden diyor hemen background'umuzda ikinci dereceden fonksiyonla alakalı şeyleri düşünelim. İkinci dereceden deltasına meltasına bakabiliyorduk. Maksimum iki tane kökü oluyordu. Bir de pa parabo parabol. Parabol değil mi? Evet parabol. Her m sayısının görüntüsü 5'in görüntüsünden daha küçük veya eşitse. Demek ki bizim bu parabolümüzün tepe noktasının apsisi 5'miş. Ve şu şekilde de bir görüntüye sahipmiş. Bak gördün mü? M'yi nereden seçersen seç otomatikman 5'ten P5'ten daha küçük veya eşit olacaktır görüntüsü. Pekala. Şimdi devam. 3 tane öncül var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. P3, P eksi 1'den büyüktür demiş mesela. Şimdi P3 nerede? 3 burada. Eksi 1 nerede? Aha ta burada. Şimdi P3'ün görüntüsü burada. P eksi 1'in görüntüsü buralarda bir yerde. P3, P eksi 1'den büyük mü? Evet büyük. Bunu daha iyi nasıl anlarsın. Hocam çizdiğimiz grafik rastgele bir grafikti. Belki eksi 1'in görüntüsü daha büyüktür diyebilirsin. Haklısın. O zaman da şöyle diyeceksin. Bu parabolün kolları aşağı doğru mu? Evet. E şimdi en büyük noktasını aldığı yer tepe noktasının apsisiydi. Tepe noktasının apsisinden ne kadar uzaklaşırsan o kadar küçülür. E burasına bakıyorsun 2 birim. Buraya bakıyorsun 4 birim. Ne kadar uzaklaşırsan o kadar küçülürsün. O halde P3 P-1'den daha büyüktür. Kesinlikle doğrudur. P0 P10'a eşittir. Bu ne demek oluyor? 5'in 5 birim ötesinde 0 var. 5'in 5 birim ötesinde 10 var arkadaşlar. Doğal olarak da ne diyeceğiz? P0 P10'a eşittir. Çünkü paraboller simetrik bir yapıya sahipti. O halde ikinci öncülüm de doğru benim. Geçtim 3'e. Px polinomunun x 8in n ile bölümünden kalan eğer P5 ise yani gençler bu ne demek oluyor? x 8in n ile bölümünden kalan istendiği zaman x gördüğümüz yere n ne yazıyorduk. Nerede? Burada. Yani Pn P5'e diyor eşitse N'nin tek değeri vardır? Evet parabolün tepe noktasının apsisi olduğu için simetrikler normalde eşit olur. Mesela P0 P10'u az önce eşit dedik. 0 ile 10 birbirine eşit geldi görüntüleri. Ama burada P5'ten bir tane vardır. Niye? Simetri ekseni üstünde çünkü bu. Simetri ekseni üstünde ise P5 eşittir. P5 olur sadece. Dolayısıyla N'nin de bir tane değeri vardır. Yani cevabımız hepsi olacaktı. de, de, 2'de de bizim için kesinlikle doğrudur gençler. Ve son sorumuz artık. Ne diyor soruda bir bakalım. Kat sayıları toplamı pozitif olan Px, Qx ve Rx polinomları ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Px çarpı Qx çarpı Rx polinomunun kat sayılar toplamı Px polinomunun kat sayılar toplamının 18 katıdır. Bir kere kat sayılar toplamı istendiği zaman x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Nerede? Buradan tamamında ve bunun katsayılar toplamında da x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz sadece Px'de. Yani şunu söylüyor. P1 çarpı Q1 çarpı R1 hocam. P1'in 18 katıdır diyor. E şimdi kat sayılar toplamı pozitifse yani sıfır değilse ben o zaman P1 ile buradaki P1'i sadeleştiririm. Ve derim ki demek ki Q1 ile R1'in çarpımı kesinlikle ama kesinlikle 18'miş derim. Bu birinci bilgiydi. Birinci bilginin içerisinden böyle bilgiler çıkarabildik biz tiyolarımızı aldık yolumuza devam edelim. 2x polinomunun katsayılar toplamı rx polinomunun katsayılar toplamının 2 katıdır denilmiş. Şimdi katsayılar toplamı nasıl bulunuyordu? Q1 eşittir r1'in 2 katıdır. Çarpı 2. O zaman ben Q1 gördüğüm yere 2 çarpı R1'de yazabilirim. E yazalım o zaman 2 çarpı R1 yazdım. Bak burada Q1 gördüğüm yere çarpı R1'imiz var. Eşittir 18'miş. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 9 geldi. R1 çarpı R1 9'sa ikisi de ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Lakin katsayılar toplamı pozitif dediği için e, R1'de bana R'nin katsayılar toplamını veriyor. O halde eksi 3 olamaz. Demek ki R1 kesinlikle 3'müş. E, Q1 dediğimiz sayı da e, doğal olarak 6'nın ta kendisidir. Çünkü buraya 3 yazarsam 2 kere 3'ten bana burası 6'yı verir. Çok güzel. İkinci öncülden de yani ikinci bilgiden de bu denli büyük bilgiler elde ettik. Şimdi geçelim 3'e daha başka neler varmış bir bakalım. Rx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan m'dir. Yani r1 m'dir diyor. Ulan biz r1'i 3 bulmadık mı? Evet demek ki m 3'müş. Qx artı 1 polinomunun sabit terimi. Yani 0'ı yerine yaz diyor. E o da q1 gelir. E q1'i de 6 bulduk. Demek ki n de 6'ymış arkadaşlar. M'den neyi çıkar demiş. 3'ten 6'yı çıkarırsan eksi 3'ün ta kendisini bulursun. Doğru cevap da C şıkkı olur böylelikle. Evet artık polinomlarla alakalı kısımları da bitirdik. Bundan sonraki konularımızın tamamı AYT. Artık şunu söyleyeceğiz. AYT tekrar kampına başlıyoruz demektir sevgili arkadaşlarım bu. Yine aynı düzende olacak. Konu özetini vereceğim. Konu özetinden sonra sana ÖSYM ayarı sorular vereceğim. Ve bu soruları da çözdükten sonra ödevlendireceğim. Ödevlendirdikten sonra da yeni konuya geçeceğiz. Denklem, eşitsizlik, parabol, trigonometri, logaritma, dizi, limit, türev ve integralimiz kaldı geriye sadece. Yani toplam 9 tane konu ve 9 tane konu özeti, 9 tane tekrar soru çözümü ve 9 tane ödevin kaldı. Tabi bu ödevle beraber 10 tane ödevin yapıyor. Ödevini sakın unutma. 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından yani turuncu kitabımızdan sevgili arkadaşlarım polinomlar kısmındaki o 40 soruyu tertemiz ediyorsun, mis gibi çözüyorsun. Başka yapman gereken bir şey yok güzel kardeşim. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.